Bugün iletişimde özellikle evlilik ilişkilerimizde karı koca arasında iletişim hataları yaygın olarak yapılan iletişim hatalarından bahsedeceğim. Aslında bu video iki bölümden oluşuyor. Bu bir tanesinde 9 tane iletişim hatası diğerinde de 9 tane iletişim hatasından bahsedeceğim. Sizden de bir günlük alıp günlük hayatınızda acaba ben bu iletişim hatalarından hangisini e, yapıyorum? Eşime karşı hangi iletişim hatasını yapıyorum onu bulmanızı isteyeceğim. Bunu yaparken şunu yapmayın. Aa, Aa evet eşim işte bana tam böyle davranıyor. Aa evet benim arkadaşım tam bana böyle davranıyor demeyin. Bu video izleyenler için yani sizin için siz sadece kendinizi değiştirebilirsiniz. Buradaki yazdığım iletişim hatalarından hangisini siz yapıyorsunuz? Ve bu defteri alın ve her gün hangi hataları yapıyorsunuz onu yazmanızı isteyeceğim ee, sizden. Yorumlar kısmında da ne oldu, nasıl bir farkındalık yaşadınız yazarsınız çok memnun olurum. Şimdi burada evet hangi hataları yapıyoruz? Eğer ben Bendeki hataları e, değiştirmeye, dönüştürmeye devam edersem mutlaka partnerim de değiştirir. Ama ben partnerim değiştirsin diye yapmıyorum. Eşim değiştirsin diye yapmıyorum. Ben sadece kendi hatalarıma. Siz diyebilirsiniz ki ben ne yaparsam yapayım eşim böyle yapmıyor. Evet ama ben doğru iletişim kurmakla ben mesulüm. Yani ben doğru eşiniz yapmıyor diye siz ne bileyim e, kendinize bir şey yapmıyor musunuz? Yani eşiniz dişinizi fırçalamasa siz fırçalamayacak mısınız? Ya da eşiniz bunları kendiniz için yapıyorsunuz. Doğru iletişim kurmak bizim kendimize ait bir beceridir. Evet şimdi niyet ediyoruz ki iletişim hatalarımızı fark edip onları dönüştürmeye diyebiliriz herhalde. Evet şimdi birincisi gerçeklik. Hmm, gerçeklik nasıl? Yani kendimizin haklı... Eşimizin ya da partnerimizin, eğer nişanlıysak ya da bir erkek arkadaşımız varsa, diğerinin, o kişinin ya da arkadaşlık ilişkilerinde bile bu var. Hep haksız olduğu konusunda ısrar etmek. Yani ben haklıyım, o haksız. Bak ben haklıyım, bu konuda şöyle yaptı, o haklı. Haklı ya da haksızı bulma telaşından vazgeçmek. Aslında buradaki çare. Yani ben acaba ne kadar ya ama sen de haksızsın diyorum eşime. Ee, ama o da haksız ne kadar içimden geçiriyorum. Eğer öyleyse bu bir iletişim hatası. Şimdi ikinci olarak da suçlama. Şimdi suçlama Sorunun bütün e, suçunu bir tarafa vermek yani e, evet ben ne yaşadım İşte bir e, iletişim problemi yaşadık kavga yaşadık çok büyük bir kavga yaşadık işte ikimizde hatta iki farklı evlere ayrıldık artık ayrıldık yani o kadar büyük bir tartışma yaşadık tekrar birleşmek istiyoruz ama ben diyorum ki bu e, suçun bu sorunun bütün e, sorumlusu o yani suçlu o. O her şeyi o yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Ben suçlu değilim. O o işte özür dilesin. O hatalarından vazgeçsin. O değilsin. O dönüşsün. Suçun tamamını onda bulmak. Oysa ki onun suçlarını bırakıp kendi suçlarıma odaklanmam gerekiyor. Bakmam gereken nokta bu. Üçüncü olarak da savunmacılık. Şimdi ben niye bunu yaptım? Devamlı kendinizi savunma. Yani hata yaptığınız bir şey olabilir. Hani başka videolarda da anlattım. Yani güveni siz kaybettirmiş olabilirsiniz. Siz Aldatmış olabilirsiniz eşinizi ya da siz e, eşinize kızdınız, eşinizi eleştirdiniz, eşinize hakaret ettiniz. Ama hep diyorsunuz ki savunmacılık yapıyorsunuz. Ben ettim ama ama diyerek başlıyorsunuz. Ben aldattım ama savunuyorsunuz kendinizi. Saatlerce savunabilirsiniz. Değil mi? Herkes kendisini savunma becerisine sahip. Ama savunmak çok büyük bir iletişim hatasıdır. Savunmak yerine eğer biz bir hata yaptıysak hatayı kabul edip özür dilemek. Aslında buradaki doğru olan davranış. Her ne yaptıysak savunuyoruz. İşte bu böyle olmalı savunmaya geçiyoruz. Anlatıyoruz. Çünkü böyle 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 böyle. Değil. Savunmayalım. Sonra dördüncü kurbanlaşma. İşte ben neler çektim. Benim hayatımda neler oldu. Ben oha ay hocam bir bilseniz kurban psikolojisi. Kurbanım Bazen terapileri bile ya da seanslara bile insanlar ne kadar haksızlığa uğradıklarını, ne kadar bu dünyada kurban olduklarını ispatlamaya gelirler. Ve derler ki ben o kadar kurbanım ki eşim bana neler yaptı? Ve bunu e, ortamda anlatırsınız. Arkadaşlarınıza anlatırsınız, eşi, eş, eşinizin akrabalarına anlatırsınız. Ya bana neler etti? Bak bana bunu da yaptı, şunu da yaptı, bana haksızlık yaptı. Yani size en büyük haksızlığı bile yapsa siz kurban değilsiniz. Kurban psikolojisine girmek şu demektir: Ben bir şey yapamam ki. Ben bu ilişki için bir şey yapamam. Benim elimden hiçbir şey gelmez. Ben o kadar e, mağdurum ki. Yani ben daha ne yapabilirim ki bu ilişki için? Demek kurban rolü demektir. E, beşincisi küçümseme. Küçümsüyorsunuz yani e, onu küçümsersiniz yaptığı işi küçümsersiniz bu illa şey değil yani o kişi sizin için e, evde güzel bir şey yapar gider size işte bir kahvaltı hazırlar sen küçümser der ki ay böyle mi kahvaltı hazırladın İşte bahçenizi biçer dersiniz ki ay bu nasıl bir bahçe biçme küçümsemek ya da siz bir şey bir eğitime yazılırsınız aşkla şevki o eğitime gideceksiniz eşiniz küçümser sen de bula bula bu eğitimi buldun sen zaten yapamazsın. Küçümseme, yaptığı davranışı küçümseme. E, etiketleme, sen zaten sorumsuzsun, sen zaten beceriksizsin, sen zaten neyi becerdin ki gibi etiketleme. Ona belirli etiketler verme, sorumsuz, tömbel, e, narsis, e, beceriksiz gibi etiketler verme. Bitti. Yedincisi de iğneleme. Hı, i̇ğnelemenin diğerinden farkı şu, en çok bizde kullanılan iğneleme direkt söylemiyoruz. Ortamda hep iğneliyoruz. Mesela bir ortama bir aile e, yemeğine gittik, hemen oradız ki ha tabii biz böyle şeyler görmedik, biz yani bir çiçek getirsin, biz böyle şeyler görmedik diyerek her bir fırsatı eşinizi iğnelemek için kullanmak her birisinde aslında o ortamda bir şey yok. Yani ortamda işimiz bir şey yapmadı. Ama daha önce bizim yıl dönümümüzü unutmuştu ya işte biz orada iğneliyoruz. Yani aradan 3 sene geçmiş, 5 sene geçmiş biz iğnelemeye devam ediyoruz. He sen de bana böyle yapmıştın değil mi? Hatırlıyor musun? Gibi her ortamda her durumda alttan mesaj vermek diyebiliriz. Sonra karşı saldırıya geçmek. Yani eşimiz bir şey, bir şey söylüyor. Dedi ki eşimiz işte şey. E ya bu olmamış dedi. Herhangi bir şey için bize dedi ki yani çocuklarla gelip ilgilenmediniz dediniz eşinize. İşte bak kitap okumadın çocuklarla ilgilenmedin. Bu sefer e, karşı saldırıya geçmek. Eşiniz de başladı sen sanki ilgileniyor musun? Sen de kahvaltıya kalkıp bu çocuklara bir şey hazırlamıyorsun. İşte sen annelik yaptın mı ki karşı saldırıya geçti. Olay o değildi ki. Olay senin çocuklara akşam e, hikaye okumamandı. Ne yaptım karşı saldırıya geçtim yani ben e, onun bana söylediği şey üzerinden belki bir geri bildirimdi belki çok samimi bir aslında geri bildirimdi ben o geri bildirim aldım ve karşı saldırıya sen sanki yaptın sen sanki becerdin sen de yapamıyorsun gibi saldırıya karşı saldırıya geçmek ve dokuzuncusu da günah keçisi şuna girmek ya ben zaten hep ben suçluyum hep ben bu evin günah keçisi benim demek ya da eşimizi keçisi haline getirmek. Yani çocuğumuz okulda başarısız oldu. Biz diyoruz ki Hah, hep senin yüzünden. Sen bununla ilgilenmedin çocuk böyle oldu. Hasta oluyor çocuk. Hah, hep senin yüzünden. Sen anne olsaydın kalksaydın buna baksaydın ee, bu olmazdı. Yani olan her durumu neredeyse pandemiyi bile ya pandemi oldu ee, senin yüzünden diyecek şekilde yani ne olsa ortamda kim ne yaşıyorsa o ailede her şeyin sorumlusunu eşinize yüklemektir. Günah keçisi bulmak bu demektir. Evet bugünkü 9 tane e, iletişim e, hatasını e, anlatmış olduk. Haftaya diğer 9 tane iletişim hatasını size anlatacağım. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın.